Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine elimde çok güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında güzel bir örnek paylaşacağım. Yazmamdan başlamak istiyorum önce. Yazmamın markası Cenk. Cenk'in çok eski olmayan bir ürünü, yeni bir ürün. 2-3 ay önce almıştım ben. Ancak yeni kenarını tığlayıp yapmak kısmet oldu. Kenarlarından ikişer zincir çekerek tığladım ben. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tığ atı konusunda sıkıntı yaşıyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına oya hanım 1098 ya da oya hanım kenar tığlama yazarak benim tığlama ile ilgili tüm püf noktalarımı paylaştığım videoma ulaşabilirsiniz. Benim o videomu izledikten sonra bu tığ battı işini daha da güzelleştiren, düzelten ve bana geri dönüş yapan abonelerim olmuştu. İnşallah siz de sorun yaşıyorsanız benim püf noktalarımdan faydalanırsınız. Cenk İpek türünde çok kaliteli bir yazmadır, kokulu. Sadece sarı çiçekleri var bugün elimdeki yazmanın ve ben de çiçekli bir örnek başlayacağım. Sarı çiçekli yapacağım örneğimi de. İplerimin numarasını söyleyeyim arkadaşlar. İçindeki yeşil yaprakların rengine uygun altın başak marka. şöyleki adından göstereceğim. 383 numara iple ben kenarlarını tığladım. Dediğim gibi içindeki yaprakların rengine en uygun renk tonu buydu. E, ee, i̇çindeki sarı çiçekler içinde biraz koyu sarı aslında burada göründüğünden daha koyu. Ee, şöyle göstereyim. Altın Başak marka 139 numara böyle güzel canlı bir sarı var. Bunu kullanacağım. 22 numarada bir tığ var. Hep 20 numara tığımı kullanıyordum ama onun ucu biraz eğildiği için bugünlük bununla yapacağım. Hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturayım arkadaşlar. Çimenimizden başlayalım. İlmeğimi oluşturdum. Tam köşeden değil biraz daha iç kısmından başlayacağım ipimi geldim tutturuyorum Bu şekilde Üstüne sadece başlarken bir tane zincir çektim Burada küçük bir örümcek yapıyorum şimdi Şöyle göstereyim Örümceğimi yaptım burada bir defa doluyorum tığ da iki tane boşluk bıraktım Üçüncünün altından giriyorum 2 2 çıktım bu şekilde Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Aynı şekilde yine 2 3 4 5 zincir çekiyorum aşağıya doğru. Bu tutturduğum sık iğnemi de sayarak 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 7. sık iğnemde arkadaşlar burada yaptığı battığın altında bu şekilde şimdi tekrar örümceğimi yapıyorum burada bir defa doladım iki tane tığ battı da boşluk bıraktım 3 üçüncünün altından yine giriyorum burada çiçeğimi tutturacağım kısmı yapayım 1 2 3 4 tane zincir çektim geri döndüm 7 tane sık iğne yapacağım burada 2 3 4 5 6 7 ben iki çiçeğin arasında üç tane şu üç kirpikli trabzandan yapıyorum arkadaşlar ona göre ayarlayarak gideceğim 8. de tığ battının altından yapıyorum tekrar yine örümceğimi yapıyorum üç tane lazım bir çiçeği tutturmak için böyle tek tek kirpikli üç tane tepe lazım bize şunu tekrar yapacağım arkadaşlar biraz büyük oldu çünkü Üstüne bir defa doladım. İki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İki iki çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Burada dört çekmiştim. Burada beş. Yine yedi tane yapıyorum. Sık iğnemi iki. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi oldu. Sekizinci sebatin altında bir tane daha yapacağım. Bir kez doladım. İki tane boşluk bıraktım yine üçüncüden giriyorum. Burada da 4 zincir çekeceğim. Çünkü bunlar tutturma yerleri olduğu için çok büyük olmasına gerek yok arkadaşlar. 4 oldu benimki şu anda. Yine yedi tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Bir tane daha tığ battının altından. Yine örümceğimi yaptım. İki defa pardon bir defa doladım. iki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kepiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu düğmediğim sık iğnemi de sayarak 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım burada. 7. tığ battığının altında. Şimdi yazmamızın kenarında arkadaşlar 3 tane çiçeği tutturmak için yuva yapıyorum ben. 3 tane de arada şu 3 kirpikliden yapacağım. Şöyle göstereyim. Yazmamızın kenarını böyle bir tur dolanıyoruz. Hemen çiçeğinin yapılışını göstereceğim şimdi. Sarı ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Böyle geldim. Buradaki ilk hazırladığım o 4 zincirli yuvadan giriyorum. Sarı ipimi buraya sık iğne yapıp tutturuyorum. Üstüne arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Üstüne çok fazla uzun olmayan buraya yetecek kadar bir örümcek yapıyorum. Neden bu örümceği burada yaptığımı da birazdan alt kısmında örümceği biterken anlatacağım. Geldim tepeden tutturdum şuradan. Üstüne tekrar yaptığım örümceğin, burada yaptığım örümceğin daha küçüğünü yapıyorum. Aynı yuvaya tekrar tutturuyorum. Yine aynı örümceğin birazcık küçüğünü, Şu ilk yaptığım örümceğin birazcık küçüğünü yaptım. Tutturdum. 7 tane olacak toplamda. Şu anda benimki 4. oldu. Yine aynı yuvaya tutturdum. Yine küçük bir örümcek yapıyorum örümcekler çok uzun değil küçük bu şekilde tutturdum kaç tane oldu benim 1 2 3 4 5 oldu Yedi tane olacak 6 şimdi yedinci de de yine buradaki örümceğimi yapıyorum şu ilk yaptığımla aynı büyüklükte diğer daldan tutturuyorum. Bu nedenle en başta o şekilde başladık arkadaşlar örümceğimizi çiçeğimizin yuvasına. Hemen buradan devam edelim. Üstüne ben bir tane zincir çekeceğim. Burada genişleme olmasın daha sonra diye. Şimdi bir tığ battı uzunluğunda gerçekten küçük. Bir örümcek yapıyorum. Şöyle minnacık. Şöyle göstereyim. Burada tersini döndüm. Oyamın. En son yaptığım örümceği bana göre şu andaki durumuma göre ters tarafından ama aslında oyanın düz yönü oluyor. Giriyorum. Tutturuyorum. Yine üstüne küçük bir örümcek yaptım. İkinciyi yine arka taraftan açıyorum, tutturuyorum yine küçük bir örümcek yaptım. 7 tane yapmıştık, bu aralıklar 6 tane olacak bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yine bir örümcek daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Altıncı yapıyorum şu anda arkadaşlar. Yaptık. En son başladığımız noktaya tekrar dönüyoruz. Bu yeşil tepe yapmıştık. 4. ile o tepeden ben tutturdum. Tutturdum. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Şimdi burada oyamın düz yönüne tekrar dönüyorum. Şu anda çiçeğimiz bitmek üzere. Son aşamaya geldik. 2 tane tel üstte kalacak şekilde örümceğime giriyorum. Sık iğne yaparak. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım tek çift çift çıktım yine bir defa doladım tek çift çift çıktım yine bir defa doladım tek çift çift çıktım 3'er üç, üçer 3'er üçer oluyor arkadaşlar ee, her yapraktaki trabzan sayısı sonra üstüne 3 zincir çektim aynı yuvaya tekrar kapatıyorum çiçeğimin dalını bir sonraki boşluğuma iki tel üstte kalacak şekilde sık iğne ile giriyorum iki tane zincirimi çektim bir kere doladım bir 2 2 çıktım. Bir kere doladım. 1 2 2 çıktım. Bir kere doladım. 1 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvadan kapatıyorum. Bir sonrakine yine iki telden giriyorum. 2 zincir çektim. 1 doladım. 1 2 2 çıktım. Bir doladım. 1 2 2 çıktım, Bir doladım. 1 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 üst zincir çektim. Geri döndüm. Kapattım. Bir sonraki örümceğime. Sistem böyle arkadaşlar. Böyle yapıp devam ediyoruz. Benim yazmam sadece sarı çiçekli olduğu için sarıyla devam edeceğim. Eğer değişik renklerde çiçekleriniz olursa yazmada e, içindeki renklerden değiştirerek yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor öyle de yapıldığında. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvadan kapattım. Yine aynı şekilde. 1, 2, 2 çıktım. 1 doladım. 1, 2, 2 çıktım. 1 doladım. 1, 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvayı kapattım. Bir sonrakine giriyorum. Sonuncu. Yine buradaki tane zincirimi çektim. Aynı şekilde 1, 2 2 çıkarak 3 tane burada da trabzan yapıyoruz. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvadan kapatıyorum arkadaşlar. Bunu bu yuvada kapattıktan sonra ben şuradaki yeşil tepeden de bir tane sık iğne yapıyorum kaymasın diye. Üstüne sıkıcı zincirimi çektim. Burada ipimi kesiyorum. Ben çiçeğimin iplerini de yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi bu üç yapraklı e, dahalardan, tepelerden, aralarda üçer tane yaparak ben bu e, çiçeği e, ve oya'ya devam edeceğim. Ama siz isterseniz aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Yani 5 tane, dört tane, kaç tane isterseniz yapabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Bence çok güzel bir model oldu. Hem bu örneğimin hem de bütün örneklerimin yakın plan fotoğrafları Instagram'da oya'nım sayfamda var. Beni Instagram'da da takip ederek bunlardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda Google üzerinden oya'nımlıkta net internet sistem yayına girdi. Ziyaret ederseniz memnun olurum. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum.